İnşallah. Bir yorum yapayım da bir şey yapayım. Evet. Şimdi öncelikle maçın başından itibaren yani 90 dakikaya kadar arzuladığımız, istediğimiz oyun disiplini, üretkenlik, alan daraltma, işte geriye koşu. Yani futbolda ne varsa 90 dakika boyunca yediğimiz gol ve bir de ilk devre direkten dönen pozisyon haricinde pozisyon vermedik. Bence bu çok önemli takım savunması anlamında. Çünkü çok gol yiyen bir takımdık. Bunu kesmemiz gerekiyordu. Ve bunu gerçekleştirdik. İkinci devre hiç ciddiyetten kopmadık. Ve devam ettik. Golü bulduk. Oyunun gidişatı özellikle giren çıkan oyuna sonradan dahil olan arkadaşlarımız da aynı oynayanlar gibi 90 dakika oynayanlar gibi mücadeleden hiç kaçmadan sahada her şeylerini verdiler ve çok önemli bir galibiyet aldık. Şimdi maç fazlasıyla ligin sonundan ayrılmak, arayı kapatmak çok sevindirici. Çünkü hep alttaydık yani. Ben başkana, yönetimimize, taraftarım transferler için hakikaten teşekkür ediyorum. Özellikle çok kısa zamanda çok önemli işler gerçekleştiler. Geldiğimden bu yana maçlarda hep rakiplerimiz %90 favori gösteriliyordu. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu dönem artık bitti. Biz de sahada karakterini ve kişiliğini ortaya koyan bir futbol oynamaya başladık. Bu bence içerideki yeni transferlerin gelmesi de daha da arttı. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Daha iyi olmamız gerekiyor. Ve bu oyuncu grubu, bu camia, içerideki güzel yapılan işler çok kısa sürede sahaya yansıdı. En büyük dileğim devam etmesi. Bu tarafta Rezum taraftarına, başkanı ve yönetimimize hediye ediyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Soru var mıydı? Buyurun. Alacağım. Yönetim de istiyor. Bir iki tane daha transfer yapacağız. Çünkü lig uzun. Biz bizim yaklaşık maçtan önce de söyledim yayıncı kuruluşa. 22 maç var dedim. Şimdi 20 maç kaldı. 22 maçta bizim en az 9-10 tane galibiyet almamız gerekiyor. Bunun bir tanesini hallettik. Bizim için her puan şimdi artık kazanıp bir sonrasına bakmamız gerekiyor. Ama şimdi tek istediğim şey var. Özellikle içerideki tecrübeli oyuncuların oyuna katkısı ve bundan sonraki takım disiplini, içerideki organizasyonda benim en büyük yardımcım olacaklardır. Biz bu şekilde, bu düzende devam edip lig sonuna kadar mücadelemizi en iyi şekilde devam ettireceğiz. İyi yoldayız. Şimdi hemen 3 gün sonra bir Alanya maçı oynayacağız. Alanya maçı. Bu maçta içeride oynayacağız. Çok uzun zamandır lig başından beri iç sahada kazanamayan bir Erzurumspor var. İnşallah bu hafta da onu kırmak istiyoruz. Tek hedefimiz o. Ben tüm oyuncularıma, tüm ekibime teşekkür ediyorum. Herkesin coşkusu ve emeği üst düzeydeydi. Onun için de artık bu maçı kapatıp 3 gün sonra bir maça bakacağız. Var mıydı başka sorusu olan? Yok, teşekkür ediyorum. Sağ ol.